Akit Ali Karahasanoğlu 6+1 ittifakının alnı secdelilerine soracağım. Değdi mi? Seçimin ardından yazacaklarımızı şimdiden yazalım. Tayyip Erdoğan büyük ihtimalle ilk turda kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu emekli olacak. O gün Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na soracağız. Kim bilir, belki de bilinçaltımıza yerleşen, aynı yaratıcıya secde edenlerin kötü duruma düşmelerini arzu etmeme isteğiyle, olur ya, son günde hatalarından dönerler, yanlış yapmışız, biraz geç oldu ama farkına vardık demelerini beklediğimizden. Seçimin ardından değil de son gününde biraz da açık kapı bırakarak sormuş oluyoruz. Değdi mi? Ömrünüz boyunca mücadele ettiğiniz CHP'ye payanda oldunuz. Ömrünüzün ahirinde CHP'yi 73 yıl sonra iktidar yapmak için didindiniz. Ömrünüz boyunca yaptığınız mücadeleyi sonu boş bir heves uğruna heba ettiniz. Değdi mi? Soracağız. Başörtüyle ilgili anayasal güvence oluşturulmasına yönelik Cumhur İttifakı'nın önerisine CHP komisyonda hayır oyu verdi. İyi Parti hayır oyu verdi. HDP hayır oyu verdi. Genel kurula geldiğinde hayır oyu vereceğiz dediler. Bu tavır da mı sizi uyandırmadı? Hatırlatacağız. Dürüst siyaset iddiasında bulundunuz. AK Parti'yi beğenmediniz. Çok daha ötesinde hiçbir ülkede olmayan idealleri tanımlayarak ilkeli siyaset anlayışını hedeflediğinizi iddia ettiniz. Ama çamurun, rezilliğin, pisliğin, kirli ittifakın en somut örneğine oy istediniz. Başaramadınız. Değdi mi? Önlerine koyacağız. 50.000 kişinin katili PKK'nın uzantısı HDP'yi, bir siyasi partiyi şeytanlaştırmamak gerekir. Henüz kapatılmadığına göre anayasal sistemde meşru bir partidir. Aksini kimse iddia edemez söylemiyle yanınıza aldınız. 2012'de kurulan Hüdapar'ı ise son eyleminin 2000'de olduğu öne sürülen bir yapıyla ilintilendirdiniz. Kapatma davasına muhatap olmayan partiyi şeytanlaştırdınız. 50.000 insanın katili bir örgütle, bugün dahi askere polise kurşun sıkan bir terör örgütüyle, 23 yıldır tek eylemini sizin bile iddia edemediğiniz bir yapıyı eşdeğer gösterdiniz. İlkesizlikte, kaypaklıkta zirve yaptınız. Değdi mi? Başörtü hakkı, Kur'an öğrenme hakkı, üniversiteye katsayı zulmü olmadan gidebilme hakkı ve daha nice hakları CHP'ye rağmen tırnaklarıyla kazıya kazıya hayata geçiren AK Parti'yi şeytanlaştırıp, bu haksızlıkların, bu zulümlerin hepsinin mimarı CHP ile işbirliği yaptınız. Onların listelerinden aday oldunuz. Ama yenemediniz, başaramadınız. Başaramayacağınızı bile bile sırf bizi hak etmediğimiz halde bakanlık koltuğuna Tayyip Erdoğan oturtmadı. Biz hakkımızla oturduk. Bakın şimdi de Anadolu'ya çıkıp bir selam verdik, milyonlar bizim peşimize takıldı. Yeniden yönetime girdik demek için yaptığınız ihanetler, kurduğunuz kirli ilişkilere rağmen sonuçta başaramadınız, başarılı olamadınız. Kendinizi ispat sadedinde üstlendiğiniz rol karşılığında halk nezdinde düştüğünüz itibar kaybınıza baktığınızda ne dersiniz? Değdi mi? Allah'ın haram kıldığı faiz için bile haddinizi aşan sözler sarf edip Tayyip Erdoğan'a muhalefet ettiğinizi sandınız. Halk miting alanlarında sizi değil Erdoğan'ı dinlemeye geldi. Sandıklarda size değil Erdoğan'a oy kullandı. Tüm yaptıklarınıza bakın, söyleyin. Değdi mi? Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık örneklerini vereceğiz. Siz ayağınıza takılacak bir taş olarak gördüğünüz için Muharrem İnce'yi diskalifiye etmeye kalkıştığınızda en rezil çalışmalarla FETÖ'den yardım alarak, karanlık odalara konulan kameraları çalıştırarak alenen ve resmen şantaja başvurdunuz. Seçmenin iradesinin ortaya çıkmasına fırsat vermediniz. Belaltı vuruş yaptınız. Muharrem İnce'nin defosu, Cumhurbaşkanlık makamına aday olacak bir insan için ne kadar büyük bir hataysa, sizin o yumuşak karın üzerinden bir rakibinize saldırmanız, yıllarca elinizde tuttuğunuz bir malzemeyi tam seçime 4-5 gün kala ve şahsi menfaatiniz için gündeme getirmeniz de o kadar büyük bir iğrençlik diyeceğiz. Kerem Kınık'ın Kızılay Başkanlığından ayrılma kararı örneğini de hatırlatacağız. Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İçkili balolarla, danslarla, eğlence kültürüyle yardım toplayan bir Kızılay'ı bu tür ucuzluklara teşebbüs etmeden çalışan bir yardım kuruluşuna taşıyan Kerem Kınık için Kızılay'ın tarihindeki en başarısız başkanlardan biri diyemeyeceğinizden zaten eminim. Başarıda ilk 3 sırada yer alamaz cümlesini bile kuramayacağınızı tahmin ediyorum. Söyleyin, haksız mıyım? Davutoğlu'na, Babacan'a, Karamollaoğlu'na soruyorum. Ankara'daki otelin kral dairesini ikametgah olarak kullanan Kızılay başkanlarıyla kıyasladığınızda, Kızılay'ın paralarını içkili masalarda yiyen başkanların koltuğuna oturan Kerem Kınık için başarıda birinci değil, ilk 3 sıradaydı bile diyemeyeceğiniz ortadayken, özel sohbetlerde, önceliklerle kıyaslarsanız tabii ki Kerem Bey en başarılı başkan dediğiniz halde saldırılarınızın, iftiralarınızın sonucunda milletvekili adayı oluyor, Kızılay yönetimindeki cezai sorumluluktan kaçmak için dokunulmazlık zırhına bürünmek istiyor. Ahlaksızca iftiralarınıza rağmen milletvekili adayı olmayan ve pırıl pırıl bir Kızılay'ı kendinden sonrakilere devredecek olan Kerem Kınık için sadece üzüldüm sözünün bile nasıl bir işaret fişeği olduğunu, kimsenin kimseye ne şantaj yapmaya kalkıştığı ne de kimsenin şantajlık malzemeler barındıran bir hayat tarzı içinde olmadığını gördüğünüz o tablo karşısında utandınız mı? Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı aşağılara çekiyor düşüncesiyle adaylıktan çektirildi. Şantajla adaylıktan çekilme zorunda bırakıldı. Kerem Kınık ise yaptığı büyük hizmetlere rağmen yurt dışına gönderilmek üzere üretilen 3 tane çadırı yurt içinde zaten bir başka yerden de parayla alacak olan derneğe bedeli mukabilinde sattığı, parayı da kendi cebine değil Kızılay'ın kasasına koyuyor. İçin oluşturulan algı operasyonu sonunda siyasi iktidarın oylarında bir tereddüte sebebiyet verebileceği görüldüğünde üzüntü dile getirildi. Bundan sonra Kızılay Başkanlığı benden önceki içkili balolara değil, benim yönetimimdeki güzel işlerin çok daha ilerisine taşınacağından eminim anlayışıyla Kerem Kınık hiç tereddüt etmeden başkanlıktan ayrılma bilgisini açıkladı. Allı secdeli siyasiler ideali gösterirlerken mevcutların içinde en iyisi olan bir Kızılay Başkanı'nın ayağını kaydırmaktan gurur duydular mı? Seçim yarın. İdeali gösterip iğrençlikler, şantajlar, iftiralar, tehditler, beceriksizlikler içinde yüzenlere mi oy vereceksiniz? Bugüne kadar iş başına gelmiş olan mevcutların içinde en başarılı icraatı gösterene mi oy vereceksiniz? Karar milletin.